Sallandık. Deprem oldu. İkinci deprem gelince buraya geldik. Çocukları aldım. Kızım burada var. Onun yanına geldim. Çok kötü olduk hepimiz. Vallahi ondan müşün alacağız. Artçılar gidene kadar gitmeyeceğiz. Burada kalacağız ya. Yani. Bir daha kimse yaşamaz o geceyi. Daha böyle bir sarsıntı. Ben 59 yaşındayım. Pek çok yerde pek çok deprem yaşadım. Daha böyle bir sarsıntı görülmemiş. Allah düşmanıma yaşatmasın. Uykuda yakalandık tabii. Ben dondum kaldım. Hanım dualar etmeye başladı. Tam dedik giyinip aşağı inelim. Dışarıda soğuk, yağmur yağıyor. İkinci deprem oldu zaten. Nurdağ deprem oldu. İkincisi 6.5 şiddetinde. Daha sonra aşağı inebildik. Aşağı indik bu defa. Yağmur. Soğuk. Yani tek sarsıntıyla sınanmadık. Bir de soğukla sınandık. Aynı zamanda. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz. Ama üzüntümüz nedir işte? Bu kadar insanımızın ölümü, çoğu çocuklarımızın annesiz babasız kalması, anne babalarının çocuksuz kalması sıkıntı büyük tabii ki. Yani buraya da gelmemizin amacı da şey, yani biz sağlam olanlar oraları boşaltalım ki devletin imkanları orada kalanlara daha iyi yetsin diye. Devlet imkanlarına daha iyi yansıtsın orada kalanlara diye. Çıktık geldik. Vallahi mecbur gideceğiz. Geri döneceğiz tabii ki. Ben yani deprem oldu diye memleketi bırakacak, evimizi barkımızı bırakacak halimiz yok. Tedavinin ardından inşallah işte şu artçılar da biraz artık sakinlediğinde geri döneceğiz tabii ki. Çok kötü bir şeydi. Yani çok aşırı sallandık, aşırı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da sağlık versin. Evleri yıkılanlara, altında kalanlara çok üzüldük. Hatay'da olan tekrar deprem bizi sarstı. Hatta ben fenalaştım, acile gittim. Yani hala etkileniyoruz burada olduğumuz halde. Allah oradakilere yardım etsin. Ne diyelim yani? Allah'tan gelen bir şey diyemiyoruz. Ama binalarımızın sağlam olması gerek. Denetlenmesi gerek. Bir ders olması gerek. Devlete de teşekkür ediyoruz. Bize buraya getirdiler. Evet, iyi de bakıyorlar. Sağ olsunlar. Geçmiş olsun tekrar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yastığını düzeltin. Uzan amca. Oldu mu? Şöyle yapalım.